Teknoseyir'e hoş geldiniz. Yanımda konuğum var, Yalçın Aydın. Şimdi seni tanıyanlar vardır hala. Bizde çünkü fotoğraf konusunda Basçek'ten gelenler de oldu Teknoseyir'e. Biz seninle Basçek.com'u yapıyorduk beraber. Aslında sen Basçek'in asıl editörüydün ama o zaman içeriğimiz daha çok yazılıydı. Evet. Dolayısıyla hani çok fazla ekran önüne çıkmıyorduk. Arada bir çıkıyorduk. Böyle ufak ufak başlamıştık. O zaman işte Sony için bir özel bir bölüm yapıyorduk. Sony. Öyle başlamıştık. Emir'le 10 dakikamız vardı. Evet. Sonra işte orası olmayınca sen de baktın bu işler olacak gibi değil. Gittin bıraktın sektörü. Özledim. 2,5 senedir de yurt dışındasın. Evet. Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlamıştım. İşte Ankara'da biraz çalıştık. 2 sene. Şimdi ilk yurt dışı tayini Kosova'dayım. 2,5 yıldır oradayım. İşte yakın zamanda tekrar bir Ankara'ya dönmem şu an gündemde. Geleceksin yani. Evet. Ama fotoğraf işinden de kopamamışsın zaten gördüğümüz kadarıyla. Şimdi Ne ayrı bir işe yapıyorsun? girmenin dezavantajı o işin çok fazla zamanını alması, bunun tamamen hobiye çekilmesi oldu ama işi çok yoğun olduğu için hobi kısmında da çok fazla ilgilendim açıkça. Söylemem. Şu an çok fazla dışarı çıkamadığımız için Kosova'da çok büyük bir ülke değil. Yüz ölçümü şöyle Yozgat'a benzetiyoruz genelde. Her istediğimizde de yurt dışına da çıkamadığımız için otomatikman o küçük alanda biraz sıkışıyoruz. Evet. Benim fotoğraf çekimim Ne biraz da yapıyorsun? yemek fotoğrafçılığına döndü. Hem hobi olarak kendim yemek yapıyordum. Kendini Dedim ki en yemeğe mi azından verdin? fotoğraf çekeyim, aldığım pahalı ekipmanlar bir işe yarasın. Şimdi bugün ama Olympus görüyorum. Sen Olympus mu kullanıyorsun şu anda? Ne kadar zamandır Olympus kullanıyorsun ya da? İlk Canon'la başladım ben. Biliyorum. Fotoğrafçılık tarafı 2007. Basçek döneminde de Canon'larda. Canon devam ediyorduk. Ama senin her zaman Micro Four Thirds'e bir Olympus tarafın vardı. Her zaman orada çok da en detaylı yazıları sen yazmıştın Micro Four Thirds ile ilgili Türkiye'de. Hatta hatırlarsan ilk Basçek'te böyle sistem yazıları yazmıştık. Tabii. İşte sistemin lensler, gövdeler, hatta da tarihçesine giriyorduk. Tabii. Yani hiç kimsenin yapmayacağı bir şey yap. Biz Olympus'tan başlamıştık. Evet. Neden geliyor bilmiyorum ama Olympus'a tarafına doğru bir sempatim var herhalde. O hiç ayrılmadı. Daha sonra işte Basçek'ten sonra bir hemen 5D Mark II almıştım. Onun kaderi evde rafta yatmak oldu. Mesela Samsun'da, o zaman Samsun'daydım. Yürüyüşlere gidiyorduk, doğa yürüyüşlerine. Bir müddet sonra o kameranın burada Ya. boynuna taktık vurması ve o ciddi boyutu rahatsız etmeye başladı. Ben hiçbir şey götürmemeye başladım. Sonra araştırmada hatta ilk Olympus'un Micro Four Thirds'lerinin birkaç incelemesini de yapmıştık orada. Modelini de şu an tam hatırlamıyorum ama küçüklerden Tamam. daha klasik bir retro görüntüsü vardı. Ama o zamanlar çok çok süper değildi. Hatta büyük hevesle orada Olympus E620 incelemesi yapmıştık. Ama istediğim gibi çıkmamıştı. Onları zaten incelemede de detaylı bir şekilde yazmıştık. Ondan sonra ben Canon 5D Mark II satınca daha ucuz, daha ufak bir şey baktım. Alabileceğim en ucuz şeyi aldım. Ama Amerika'dan sanırım getirmiştik o zaman arkadaş aracılığıyla. 150 dolara olması lazım. Olympus EPL1. O zaman için 12 megapiksel en keskin makinelerden biri Evet. olarak geçiyordu ve en severek kullandığım makine olduğunu çok net söyleyebilirim. Onun o dünyada da çok sevildi ama. O başka bir Evet, şeydi hem yani. fiyat hem bir de JPEG olarak hiç rafa Süperdi o çekme makine. ihtiyacı hissetmemiştim o zaman. Çıktı fotoğrafı çıkarttı fotoğrafı olduğu gibi kullanıyordum. Evet. Renkleri çok güzel, keskinliği çok güzel. 12 megapiksel ama senin hiçbir işlem yapmadan doğrudan sosyal medyada kullanabileceğin kaliteyi Biz sunmaktaydı. şey yaptığımızda daha telefonlar öyle telefonla fotoğraf falan ortalıklarda yoktu. Yani çok Evet. şeydi, çok ilkeldi. Sen o kısmı nasıl geçiriyorsun? Yani günlük hayatında şimdi Şimdi telefon... mesela şeyden bahsedebilirim. Yemek fotoğrafçısı ilk Evet. başta şu an iPhone 6 Plus kullanıyorum. Onunla çekmeye başladım. Tamam, dışarıda aydınlık alanda gayet güzel fotoğraf çekiyor. Ama iç mekana ve yapay ışığa geçtiğin zaman şu an mutfakta 2 tane floresan lambam var tezgahta. Oraya kendim bir set kuruyorum. İşte masa örtüsüyle falan. O mevcut floresanları kullanıyorum. Görüntü kalitesi telefon kalitesi oluyor. Yani Telefon. iPhone süper çekiyor. İç mekana girdiğiniz zaman o sıradan bir fotoğraf çekiyor. Hiçbir şekilde fotoğraf makinesinin getirdiği kaliteyi yerine geçemeyeceği için fotoğraf makinesinin de en azından bizim gibi kullanıcılar için yerini alması mümkün değil. Ben Bu yakında da hiç mümkün olduğunu sanmıyorum zaten. güzel, iyi. Yani fotoğrafla ilgilenen birisinden bunu duymak iyi oldu. Evet. Çünkü bize Çünkü orada hala şeydeyiz. Bahsettiğimiz sen de aynı şeyi kullanıyorsun. Mercimek sensörü Evet, mercimek sensörler var. Ama şey çok soruluyor bize. Ya işte o kadar abartılıyor ki biraz da pazarlama
departmanlarının etkisiyle fotoğrafları, telefonların yani şeyi ciddi ciddi sormaya başladı insanlar ya fotoğraf makinesinin yerine geçiyor mu diye. İşte geçmiyor. O biraz şeydi aslında artık bilgisayar kullanan da fazla kalmadı. Hmm. Herkes cep telefonu için hallediyor. Artık çok biri de alacağı zaman hani 4000 lira bilgisayar o çok der ama iPhone'a 4000 lirayı verebiliyorlar evet. Çok düşünmeden. Küçük ekranda ve biliyorsun ekranlar çok güzel oluyor pardon. Hmm. Çektiği fotoğraf o gayet güzel diyor. Ama fotoğrafı biraz büyüttüğünüz zaman hani normal kullanıcı çok fazla baskı almıyor artık zaten. Yani biz bile yani baskı aldığını söyleyebileceğiz. Profesyonel bir iş yapmıyorsan. Sosyal medya kullanım için tamam kafidir. Orada şunu örnek verebilirim. Ben iPhone'da Enlight diye bir program kullanıyorum. İşleme için. Çok pratik. Çok da tavsiye edemem. Bugüne kadar kullandığım en güzel uygulama. Orada biraz işleme yapıyorsun. Büyüttüğün zaman onun etkisini çok net görüyorsun fotoğrafta. Anladım. Hemen buluyor. Yani gölge tonları mesela biraz aç. Hemen oradaki bozulmayı görüyorsun. Tabii. O fazladan keskinleştirme, işlemeden kaynaklanan her türlü sıkıntı cep telefonunda bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Normal kullandığınız fotoğraf makineleri bunu tolere etmede daha başladı. Peki şimdi sen ne aldın? Ondan başlayalım. Şimdi birkaç tane makine var ya burada biraz hani geçmişini de gösterelim dedik. Ama esas yıldızımız hangisi? Esas yıldızımız burada. Zaten daha az önce açtık kutusundan. Çok kullanmadık. Evet. Olympus EM1 Mark II. Hı hı. Hatta bu kimi yayınlar tarafından yurt dışındaki yılın en iyi fotoğraf makinesi olarak seçildi. Çünkü teknolojik olarak piyasada eşi benzeri olmayan çok fazla şey var duruyor. Biraz Olympus'un teknoloji şovu diyebiliriz. Seninle programdan önce de konuşuyorduk. Şimdi mesela Sony gibi üreticilerin, hatta Sony diyeyim direkt, şu anki sıkıntısı her sene yeni model çıkarması. Sene içinde yeniliyor adam. Hani evet. Seneyi de beklemiyor artık. Ve bu makineyi alan insanların sinirini bozuyor. Bir. Aynen. İkincisi direkt şunu düşünüyorsun. Ya bunda bir eksik mi vardı da bu adam bunu hemen çıkarmak zorunda kaldı ki? Araştırınca evet mesela bizim 6300'ün de 6500'ü var. Bir sene olmadan çıktı. Niye? Çünkü daha az ısınıyor şu anda. Bizimkisi ısınıyor. 4K çekme kabiliyetini kısıtlıyor. Bu da tabii insanları şey diyor. Bir ürün çıktığı zaman ya bekleyelim nasıl olsa daha üstünü hemen çıkartırlar. Burada ama aslında eskiden ya doğrusu mesela fotoğraf makineleri bu kadar kısa aralıklarla çıkan şeyler değillerdi. Alırdın 3 sene 4 sene çıkardı. Çıkmazdı yeni bir şey. Bu bozuldu maalesef. Evet. O da yani ayak uydurdu her şey. 5T'den 5T Mark II arası belki 5 sene yani, öyle bir ciddi kadar, fiyat tabii, şey tabii. Var. Zaman aralığı. Ya şimdi onlar bile bozdular o işi. Yani, aynı durum Olympus'ta da geçerli. Daha giriş seviyesi, biraz da prosumer diyeceğimiz daha ileri, orta ileri seviye kullanıcıların tam onların makineler gene yıllık olarak güncelleniyor. Kötü bir şey değil çünkü sürekli yeni özellikler ekleniyor ama sen bu flagship dediğimiz en üst düzey markanın ürünü aldığın zaman bunlar çünkü profesyonel sınıfta geçiyor. Hemen bir sene sonra çünkü az uz para vermiyorsun profesyonel sınıfa geçtiğin için hemen yani satmaya niyetin olmasa bile fiyatın düşmesi canını sıkıyor. Tabii canım. Çok net. Olympus'ta da EM1 uzun adı OMDI EM1 çok uzun ben de oradan EM1 diyeceğim. Tabii tabii. Sonra. EM1 2003 yılında çıkmıştı. Hı hı. 2013 yılında çıkmıştı. Şimdi yeni versiyonu çok yeni geldi. Atıştı Türkiye'ye gelir gelmez hemen siparişini verdim. Dedim ilk arkadaş dedi işte ürünler geldi. Dedim hemen bir tane bana ayır. Hı hı. Çok da fazla sayıda gelmemiş açıkçası. Daha bir üst seviye pahalı ürünler olduğu için. Tabii. Fiyat konusunda onlardan bahsedeceğiz zaten. İstiyorsan şeyden bahsedebiliriz yani. Şu ikisi zaten değil mi? Öncesi ve sonrası. Evet. Ben bunda çok olmamıştı zaten. Bunu ben ikinci el aldım. Bunun nazik algıcısı bozuldu. Orada bir şey bozuldu yani. Şu an bir bantlanma yapıyor. İşte tamire yolladım. Çok maliyetli olacak dediler. O yüzden onun üzerine ben EM1'i almaya karar verdim. Bir sürü yıldır da kullanıyorum. Bu seri özel kran tamamen alüminyum magnezyum alışımı olması lazım. Pro gövdeden bekleyeceğin dayanıklılığa ve yalıtım özelliklerine sahip. Bunu hatta Kosova'da kışın bir yürüyüşe gittik. Kar başladı. Meraktan. Ya bir de acaba dayanacak mı dedim. Boynuma astım. Tamam. Şey çantasına falan koymadım. Kar yağmaya devam etti. Bir süre sonra bunun üzeri kar kaplandı. Meraktan açıyorum. Fotoğraf çekiyorum. Geri kapatıyorum. Alet yaklaşık o bir saat öyle bir yürüyüş yaptık. Hiç nazlanmadan fotoğrafını çektim. Orada takdirimi kazandı zaten. Yenisi çıkınca da tamam dedim. Onu aldım. Söylediğin iyi oldu. Şimdi bir yandan yemek fotoğrafı çekerken bir yandan dayanıklılık deyince dedim yağ mı sıçrayacak makineye? Onu şey yapanlar var. Daha o kadar fantastik bir şeylere geçmedim ama
O yemek fotoğrafta hareket katanlığı var. İşte bir şeyler döküyorlar, oradan bir şeyler sıçratıyorlar. Özel önlüklerle falan çalışıyorlar, gözlüklü var falan. Var yani risk. Evet. Öyle bir şey girdiğin zaman bu gene sana ekstra girer mi bilmiyorum ama en azından ekstra bir o konuda sana bir garanti sağlıyor diyebiliriz. Ne katacak şimdi üstüne, ne getiriyor eski modelin? Şimdi arada bir 4 senelik boşluk olduğu için Evet. Olympus iyi çalışmış. Bir daha şey söyleyelim bak, Micro Four Thirds'teyiz. Evet, o değişmiyor. Zaten bilmeyenler için 2x çarpanımız var. Evet. APS-C, işte Sony serileri, Canon, Nikon'a göre daha küçük. Canon'da 1.6x çarpanımız vardı. Sony ve Nikon'da 1.5x, Fuji'de de 1.5x. Burada 2x, normal küçük. Zaten herkesin ilk söylediği Micro Four Thirds, abi onun algılayıcısı küçük. Hı hı. Bu bize nasıl bir avantaj, dezavantaj sağlıyor? Tabii. Hayatta hiçbir zaman her şeyin kazananı olmuyoruz. Bir şeylerden kazanırken bir şeylerden kaybediyoruz. Burada da küçülen algılayıcı bize otomatikman küçülen lens ve hafifleyen lens. Evet, burada çok güzel de bir denk geldi. Şimdi bu ne, bu ne? Bu Olympus'un 60 mm 2.8 makro lensi. Hı hı. Burada da biraz Canon. Da eski seri ama Canon'un 100 mm 2.8 serisi. Yani yaklaşık olarak bu çarpanla çarptığımız zaman 120 mm 2.8'lik makroya denk geliyor. Yani alıp bunu full frame makineye kullanırsak yaklaşık aynı şeyi Evet. Elde ediyoruz. Tabii APS-C Canon bir makineye koyarsak bunun milimetre değeri daha fazla olacak. Tabii. Bu da bize biraz daha konuyla aramızda mesafe katma imkanı sağlıyor. Ama yaklaşık olarak denkler diyebiliriz. Evet. Teknik olarak denk. Zaten ona göre mikro ayrı. Yani gördüğümüz üzere zaten ciddi anlamda hem çap hem boyut hem de ağırlık avantajı var. Olympus sisteminin de Micro Four Thirds'in çıkış amacı ve en büyük avantajı bu boyuttu. Burada makro lens şeyle görüyoruz zaten. Portre lensimiz 45-18, işte 80 mm denk geliyor. Özellikle böyle turistik amaçlı bir yere gittiğiniz zaman ben de açıkçası işte 2009-2010 yılında galiba bıraktım bu DSLR makineleri. Hiç de geri dönüp bakmıyorum açıkçası. Hatta burada bir tane gösterme amaçlı şey ayarladık. Girdi. Yani dediğim gibi bayağı da şey yapmıyorum. Görür görmez zaten hemen bir şöyle bir irkildim. yani makine büyük. Evet. Yani derinliği de geçseniz şu bir şişmanlık olayı var. Doğru. Görünce bir şey yapıyor, ürkütüyor. Şimdi tabii burada biraz amacı aşan büyük lenslerimiz var. Hı hı. Evet. Yani Micro Four Thirds şöyle bir şey sunuyor. Küçüklük istiyorsanız, kompaktlık istiyorsanız seçenekleriniz var. Ve şu an aynasız sistemler de en çok lens seçeneğine sahip olan sistem. Yani rakipsiz o konuda. Derken bu ne oluyor yani? Evet, bu tamamen amacını saptıran bir lens kullanımı. Şu an benim de gördüğünüz sistem, şu an eşi benzeri yok piyasada. Bunun üzerinde 12-100 mm'lik bir lens var, Pro sınıfından. 24-200 gibi mi düşünüyorum? İsmi de Pro zaten. 24-200'e giriyor full frame'de. Ama Olympus'un özellikle Pro serisi lensler yüksek optik kalite anlamına geliyor. Bu lensin mesela yani genelde zoom lenslerde bir tarafı iyidir, tabii. Zoom yaptıkça bozulur. Onu da genelde ya geniş açı ya da tele kısmına verirler. Evet. Burada iki tarafta da prime lensi aratmayan bir görüntü kalitesi var. Hı hı. Bir de en hoş özelliğine gelirsek, şu an iki lens, hem lenste hem gövdede titreşim engelleme var. İkisi senkronize bir şekilde çalışmakta. Bunu destekleyen bu 12-100'ün dışında bir de en son çıkan 300 mm f4 tipi. Daha çok spor ve kuş çekimine yönelik diyebileceğimiz Pro sınıfından gene bir lensimiz var. Bunun en büyük avantajı bu senkronize çalışması sayesinde şu an elimdeki set 6.5 duraklık titreşim engelleme sağlıyor. O ne anlama geliyor mesela durak olduğu zaman? Az önce bir hesaplama yapmıştık. Yani normalde 1/60 saniyede çekebileceğiniz fotoğrafı bu sette 1 saniyede çekebiliyorsunuz. Yani normalde 1 saniye tutarak. Tutarak çekebiliyoruz. Yani avantajı sizin sabit durduğunu sanırken o yaptığınız mikro hareketleri telafi etmesini sağlıyor. Evet. Yani öteki türlü 1 saniye boyunca hiç titremememiz lazım. Evet. O da çok zor bir şey yani. Yani normalde 12 mm'de kalsak, 100 mm'de kalsak en ufak bir elimizin hareketi fotoğrafta yansıyor. Hele ki zoom'da. Telefonlarda da böyle evet. Zaten. Zoom yaptıkça daha da beter oluyorsun. Evet. Şart. Hani zoom, bir telelens alıyorsan kesinlikle bir çeşit titreşim engelleme sistemi olacak. Yani tabii tripodu tamamen ortadan, ihtiyacımızı ortadan kaldırdı dememiz gerçekçi olmaz ama normal bir turistik amaçlı bir gezi desiniz, seyahat desiniz
Ben yanımda açıkçası tripod taşımayı çok düşünmüyorum artık. Bu bayağı hani geniş bir aralık. Yani bununla bütün evet, işini görürsün. Bir de tek lens alırsın. Evet. Çıkarsın. Ben çünkü çok fazla portre de çekmiyorum. Hı-hı. O yüzden yani 45-1.8 bile çok almama gerek yok. Zaten bu EM1 ile beraber 12-40'lık pro lens almıştım. Sürekli üzerimde duruyor. Yani çok ender kullanabiliyorum. Bir de bu lensin güzelliği 12-40'ın bayağı yaklaşabiliyorsunuz. Anladım. İşte makro lensi yeni aldım onu özellikle yemek fotoğrafı için. Tabii makronun yerini tutamaz ama yemekte de hani aşırı da çok da dibine de girmeyi sevmiyorum. Evet. Biraz daha geniş almak lazım. 12-40 işimi görüyordu. Büyük ihtimalle şimdi 12-200 ile beraber açıkçası şu an EM1'i kullanacağımı düşünmüyorum da benim kendimin bir projesi var. Onda bir tanesini video çekmek için kullanacağım. Bu makine alınma bir nedeni de oydu. Diğeri biraz da elimizde demo makinesi gibi olacak. Tamam. Gösterme amaçlı. Şimdi buradan videoya da geçebiliriz istersen. Neler gelişmiş diye şöyle baktığım zaman bir defa gövde yani tuş dağılımında çok fazla bir değişiklik gözükmüyor eskisine oranla. Yok. Açıkçası hemen hemen aynı. Evet. Çok az değişiklik. Niye değiştiriyor bilmiyorum ama yani mesela şuradaki kimi kilidin sola açılırken sağa açılırken. Yani. Burada en büyük fark doğrudan gripte. Tutamaç diyelim. Türkçemizi kullanalım. Şu kısım M1 Mark II'de daha bayağı küçük. Büyüğü. Yani, genişledi. Şimdi medelim küçük aslında. Bunda çok bir sıkıntı yaşadım söylenemez. Bunun güzel yanı gayet dengeli duruyor. Evet. Ama mesela bu M5'te daha küçük M10 serisinde şöyle bir hareket yapma imkanınız yok. Otomatikman tutman lazım. Tabii. Bu DSLR'ın açıkçası en büyük avantajıydı. Yani Sony'lerde de o kadar Sony'den daha başarılı ya. Olabilir bu. Sony'de biraz şey sıkıntısı var. Gövdeyi çok küçülttükleri evet. için büyük ihtimalle şu son parmak herhalde açıkta kalıyordur. Bu daha da iyi. Eliniz büyükse daha da iyi zaten. Hiçbir parmak dışarıda kalmıyor. Hı hı. Yani bu ergonomik olarak daha iyisini yapma imkanları olduğunu çok sanmıyorum. Bir de burada güzellik olarak dışa çıkan dönen evet. en sevdiğimiz ekran tipi. Çünkü insanlar bir de gittikçe kendilerini daha çok çekmeye başladılar. Özellikle şu V-Log meselesinden sonra. Evet. Artık o ekran olacak yani. O dönecek sana doğru. Bir güzelliği de bu ekrana ekstra koruma sağlıyor. Tabi. Çünkü ben bunu doğrudan çantaya koyarım hiçbir koruma olmadan. Ben yıllarda oldu özel fotoğrafa yönelik bir çanta almayalı. Ben normal sırt çantamı, kıyafetlerimi koyuyorum. En üstte kalan yerde fotoğraf makinemi koyuyorum. Gezilere giderken. Ama bu orijinal markette öyle bir imkanınız yok. Bu gene güzel bir imkan sağlıyor ama yok. Ekranı da geri kapatamadığın için tabii. çizilmeye de müsait. Öte yandan dokunmatik aynı zamanda. Evet. Yani onu da atlamamaları sanırım iyi olmuş. Olympus'larda dokunmatik olmayan şu an yok. Tüm serilerinde bir dokunmatik ekran söz konusu. ISO aralığına baktığın zaman da 25600'e kadar çıkıyor. Orada da bir ilerleme olmamış ama 25600 gerçekçi mi bu makinelerde? Yani açıkçası Micro Four Thirds'te yumuşak karnı değil. Yani küçük algılayıcı diyorlar. Hı-hı. Evet küçük algılayıcı. Küçük algılayıcının getirdiği dezavantajı zaten yani nasıl telefonlara Hı-hı. mercimek sensörü diyoruz. Çok daha ötesinde ama özellikle mesela bir Sony serisi veya Canon'un kendi APS-C serisi Fujifilm'i de işin içine katabiliriz. Sistemlere göre bir durak geriden geliyor diyebiliriz. Yani kaç 6400 ISO 6400 ya ben kullanır mısın? Ben kullanım deneyimimden yani Olympus'a göre bir durak iyileşme söz konusu demiş. Ama ben okuduğum incelemelerde öyle çok da o kadar üzerine fazla bir şey koyabilmişler gibi hissetmedim. Ama sen zaten 3200 diyorum ben. Zorda da 6200 ötesine ama geçmez. Kendi ışığını kullanacaksın. Yani sen karanlık yerlerde pek çekeceksin. O zaman ISO'ya pek ihtiyaç duyacak mısın? Tabii. Ya burada şöyle düşünebiliriz. Tamam. Şu an için ağırlıklı olarak yemek çekiyorum ama dediğim gibi şu makinenin ömrü büyük ihtimal 3 sene falan olacak. Zaten olmasını istediğim daha fazla gezebilmek, daha fazla gezi fotoğrafçılığı yapabilmek. Güzel. 121 noktadan diyor şey yaparım diyor. Otofokus yaparım. Evet. Otofokus konusundaki iddiası nasıl? Otofokus çok ilerleme sağlanmış deniliyor. Şu an içinde 2 adet 4 çekirdekli işlemci var. Bir çekirdek bu işlemci içinde eskisine göre 3.5 kat daha hızlı deniyor. Genel işlem performansı olarak. Bir işlemci tamamen netleme ayırmışlar. Hareket takipli netlemede özellikle eskisine göre iyi diyorlar. Ve kontrast bazlı netleme yapan sistemler arasında da şu an en iyisi Olympus olduğu söyleniyor. Sağlık bir şey çekerken zaten çok hızlı. Ekran dokunmatik demiştik. Ekranda bir yere dokunmanızla
anında netliyor. Yani bekleme var diyemeyeceğim. Anında netliyor. Çoğu lens için söz konusu. İşlem gücünün artmasının şeyi de bir de seri çekim. 60 FPS'ye çıkmış. Yani bu bayağı yüksek bir rakam. Hiç kullanmayacağım ama. 60 FPS deyince ben video mu dedim hatta. Fotoğraf çekimi 60 FPS. Evet. Onu şey yapıyor. Otomatik netleme ve otomatik pozlamayı kitleyerek yapabiliyor. Tabii. Ama ikisi de aktif haldeyken o zaman da 18 FPS'ye çıkıyor. Evet. Gene, yine iyi. Yani rakipsiz bir değer. Orada onun başka özellikleri var mı hani o manada? Evet. Bunu burada hemen şeyle söyleyebiliriz. EM1 serisi, şu an en son çıkan EM1 Mark II ile beraber hitap ettiği kitle açısından ve özellikleri bakımından Nikon'un D500 serisiyle rakip diyebiliriz. Yani doğrudan rakip olmasa bile özellikler, yapı, işte daha profesyonel tarafa yönlen hitap etmesi, spor çekimi yapanla hitap etmesi gibi nedenlerden dolayı D500 en yakın gözüküyor. Şeylere de benziyor zaten. Şu an EM1 Mark II 20 megapiksel. Nikon D500 21 megapiksel. ISO olarak Nikon biraz daha iyi durumda. Yani bunları artık ben okuyamıyorum. 1.640.000. Onlar da şey çok kullanılacak şeyler değil. Yani netleme konusunda açıkçası DSLR hala iyi. İyi tabii. İyi. Ama aradaki farkı bayağı kapattığı söyleniyorlar. Bu EM1 Mark II ile beraber. Bu FPS hızları mesela D500 10 kare, saniyede 10 kare çekebilirken şeyi kapat kitlediğimizde yani netleme tek, yani takipli olmadığı zaman, continuous olmadığı zaman 15 kare, takip halinde de 10 saniye kare çekebiliyor. Bu şey mekanik shutter'la. Evet. Elektronikte hızlı. Elektronikte daha da hızlı. İşte az önce bahsettiğimiz zaten tekli netlemede, otomatik netlemede 60 kare, takipli otomatik netlemede de saniyede 18 kare çekim var. Ben kullanmayacağım ama tam yani spor çekimi ve kuş fotoğrafçılığıyla ilgilenenler için rakipsiz seviyede şu an. Şeyde de 4K çekimi var video tarafında. Orada da 237 megabit saniyede gibi çok yüksek bir değere çıkıyor. Üst olmak gerekirse ben de o 237 megabitin gözümü döndürmesi nedeniyle hemen bunu almak istedim. Ama işte ciddi bir tabii rakam. Bir de bunu 4K olarak doğrudan karta yazabiliyor. Tabii. Isınma sorunu olmalı. Full HD'de 60 çekeceğim dersen ama orada şey 50 megabitlere iniyor. 30 çekeceğim dersen 100 megabitler seviyesinde yazıyor. Okuduğum kadarıyla zaten 4K'da da iki seçenek var. İki seçenek var, doğru. Ultra HD bir Cinema 4K galiba. Doğru. O özellikle Ultra HD'de de ikisi de 4K olmasına rağmen görüntünün daha bir yumuşak olduğunu, detay kayıplarının olduğunu söylüyorlar. Yani şu an bu makine alıyorsak, çünkü 1080p içinde benzer şeyler var. Sinema 4K çekip onu gerekiyorsa 1080p'ye yeniden düşürmek en iyi sonucu elde etmek için en uygun seçenek gibi gözükmekte. Peki 574 gram olduğunu görüyorum. Biraz ağırlaşmış eskisine göre. Yak 79 gram olması lazım. Onun da en büyük nedeni aslında pil. Şimdi pil mi büyüdü? Bence o kadar kötü değildi ama yani yeni pil ciddi bir boyut farkı getiriyor yanında. Bu aynı zamanda şey güzelliği vardı. EM5 ile aynı pili kullanıyordu. Uyumluydu. Ben onun pilleri aynen burada kullanmaya devam etmiştim. Tabii. Şimdi nazik pil değişti. Ama bununla dışarı çıkıp bir gün boyunca fotoğraf çektiğimi söylüyor insanlar var. Ben de hani aşırı da çekmediğim için ben bir şarj ediyorum, bir hafta kullanıyorum zaten. bu arada sen dedin ya karta yazıyor diye. Kartın da hızlanması gerekiyor bu durumda. UHS 2. Bir, onları destekliyor. İki kart okuyucusu var. Bir tanesi UHS 2, bir tanesi UHS 1. Keşke ikisi de 2 olsaymış yani. Ama teknik neden öyle olmamalı bilemedim. Orada bayağı çeşitli şeyler varmış, opsiyonlar. Yani farklı formatları farklı kartlara yaz, fotoğrafı bir karta yaz, videoları bir karta yaz. Ya da RAID 0 mı oluyor? İkisini aynı anda kopyalamalı yazma gibi imkanlar sunuyor. Şey var. Hiç onları yapmayacağım ben. İşte videomu direkt capture kartıyla yakalayacağım bilgisayarıma diyenler için temiz HDMI sunuyor. Evet. 4K direkt HDMI çıkışından verebiliyor. Orada bir yani flat bir picture profile var diyorlar ama test edenler onun o kadar da flat olmadığını, biraz işlenmiş yani olduğunu belirtmişler. Sonradan işlenmesi gerektiği için yani hiçbir şey olmasın. Yani şöyle o flat dediğimiz şeyle çekersen bu ne dersin? Hiçbir şey yok üstünde. Yani renk değil. Ama işte onlar sonradan ekleyeceğimiz için öyle. Evet. Ha, bunlarla hiç uğraşmıyorum ben zaten diyene de zaten biz öyle bir şeyin varlığı yokluğu önemli değil yani. Yani burada şunu çok net söyleyebilirim. Eğer tripod üzerinde hareket halinde olmadan bir video çekiyorsanız bundan daha güzel seçenekler var. Evet. Sony'nin 6500'ü çok daha kaliteli çekiyor.
ısınma sorunu da orada giderdi herhalde. 6300'e göre evet. Fujifilm'in X-T2'si çok daha net çekiyor. Ama işin içine biraz ele alma girdiği zaman, işte o zaman burada yeni sistemler zaten bildiğim kadarıyla Sony de videoda onu kullandırtabiliyor. Ama bunun kadar yani 6.5 duraklık görüntü sabitleme özelliği sunan şu an piyasada başka bir sistem yok. Yani bir gimbal kullanıyormuş gibi gayet temiz kaydırma hareketi yaparsınız, elde çekim, yani yabancılığına shoot and gun diyor herhalde. Hı hı. Yani çok rahat bir şekilde tripod kullanmadan ve ekstra büyük o hantal aletleri kullanmadan elde çekim yapmak için 10 numara. Yani dokümentasyon tarafına gidenler için diyebiliriz. Yani burada biraz titreşim engelleme ile görüntü kalitesinde biraz geriden gelmesini ben kapattığımı düşünüyorum. Giriş çıkışlara baktığımız zaman şey var, kulaklık ve mikrofon var ayrı ayrı. Evet. Onu da görüyorum. Bunun dışında şu şey dağılımı çok güzel. Tuş dağılımı. Her şey elinin altında. Menülere hiç uğramıyorsun böyle yani, makinelerde. Bunu genelde olumsuz tarafa yazıyorlar. Çünkü o kadar çok özelleştirebilme imkanı var ki. Yani arada kaybolabiliyorsunuz. Bence gayet güzel. Ben bazen şeyi unutuyorum hangi tuşa ne koymuştum diye. Hı-hı. Her taraf tuş dolu. İstersen istersen kullanmazsın. O tuş atamaları öyle. Zorunlu değil ki. Sen bak diğer gövdelere çukurmuş. Şurada iki tane düğme var. Hı-hı. EM1'de de vardı o. Yani her şey ISO'yu bir yer alt, otomatik netliğe, mesela beyaz ayar için ayrı düğme kullanabiliyorsun. En çok kullandığım tabii şey var. Beyaz ayarı. Dokunmatik ekran şeyi getiriyor. Bazen de bunları hiç dokunmadan sadece dokunmatik ekrandan işini görüyorsun zaten. Aynen. Artık çok rahat. Bunu ben genelde kapatıyorum da. Alışkanlıktan alakalı herhalde. Yani ben kullanıyorum. Hareketli ekranın tek kötü yanı şu an tüm portlar yanda olduğu için bunu açtığınız zaman otomatikman burayı bloke ediyor. Tabii. Ona yapacak çok fazla bir şeyler yok. Evet. Diğerlerinde nasıl bilmiyorum. Mesela sanırım Fujifilm X-T1'de kulaklık çıkışı galiba batarya gribiydi. Ama burada en azından batarya gribi almasanız da bir kulaklık çıkışınız mevcut. Evet, şimdi lenslerden bahsetmediğimiz kaldı mı? Kalmadı şimdi herhalde. Pro sınıfı iki tane lensimiz var şu an burada. Hı-hı. 12-40 2-8. Açıkçası bunun görüntü kalitesi o kadar iyi ki Olympus'un gene bu çok küçük seriden 12-2 F2 prime lensi var. Bunu alan doğrudan onu satıyor. Anladım. Yani şunu alınca ben zaten açıkçası öyle çok hani ilk alırken bir şey yapıyoruz işte alt kapı planı olabildiğince bulanıklaştırıyor. Hmm. Çok öyle şeye girmiyorum. Remek'te zaten sıkıntı yaratıyor. Tabii. Yani ufacık bir sicim kadar bir alan net. Geri kalan şeye hiç netlik yok. O yüzden biraz diyaframı da kısmanız gerekiyor. Mesela onu şey bu hemen bir yere gelmişken söyleyebilirim. Tamam Micro Four Thirds daha küçük algılayıcı. Ama bu size daha geniş alan derinliği olarak. Kesinlikle. Sonuçta lensle siz hala onu daraltma imkanınız var. Mesela 45-1.8'de çok güzel bir şekilde arka planını flurlaştırabiliyorsun. Ama mesela manzara çekiyorsun veya bir yemek çekiyorsun. O zaman işte onun o kadar minnacık bir netlik alanı olması çok da iyi bir şey değil. Dezavantaj burada hemen avantaj haline gelebiliyor. Aynı o örneklere devam ettirirsen o yüzden fotoğraf telefonlarda arka plan flu yapmak olmuyor işte. Evet. Minnacık sensör, geniş açı. Evet. Ya mesela full frame'de de tamam arkayı çok güzel net flurlaştırıyorsun. Ama bu sefer alan derinliğini daha geniş ayarlamak istediğin zaman F'leri 16'ya falan çıkıyorsun. Ya. Bir yerden sonra işte fiziksel başka sıkıntılardan çıkıyor. Dolayı o diffraction limit diyorlar. Hı-hı. Ondan sonra gene görüntü kalitesi bozuluyor. Evet. Bir de şey çıkıyor değil mi kutunun içinden? Flash çıkıyor. Flash'ımız evet. Hiçbir aslında şey dahil. M5 dahil hiçbirinin flash'ı yok. Zaten sanırım M5 ile M1'in aynıydı. Hı-hı. Ufak. Onlar... Yani bunu sen kullanmayacaksın zaten. Hani bu ya açıkçası paketten çıktığı gibi duruyor. Hiç dolgu flaşı aslında birazcık. Evet. Ama şey güzel düşünce. Ben onu sevdim. Baksana şunu hareket ediyor. Yani evet, minnacık bir alette bile sen bunu yansıtarak kullanacaksın. Çünkü en kötü şey flaşta direkt yüzüne patlamasıdır. Ya da çektiğin aynen. Şeye doğrudan işte bunu yansıtarak kullandığında bayağı bir fark ettiriyorsun. Şimdi bilemiyorum tabii şimdi. Ama gücü yani, tabii. Evet. Guide number bunun 9. Hani o harici kullandıklarımız. Yok tabii bundan 36 oluyor zaten. Çok fazla bir şey beklemeyeceksin. İyi olmuş bu. Hiç olmazsa kullanmayan adam orada yer kaplamıyor. Evet, bir ara haricinde flash alayım mı diye düşündüm. Yok canım. Mesela biz iş için bir tane aldık. Sosyal medyada kullanmak için. Canon var orada. Büyük resim fotoğrafını çekerken tamam kullanıyoruz ama normal bir şartta ben kolay da çok ihtiyacım olduğu söylenemez. Sen zaten ışığı hariçten adam gibi vererek o sorunu çözeceksin iç mekanda. Evet. Onun için ayrı bir ışık aldım. Evet, onu ayrı değerlendireceğiz zaten. İstiyorsan bayağı bir şeyden bahsettik. Evet. Fiyatlar konusuna fiyata girelim. Evet. Şimdi küçük sistemin
Bu avantajı. Yarıda küçük oluyor mu? Şeye bakmadık herhalde. M5'in aşağı yukarı diğer benzer sistemlerle yaklaşık fiyatları var. Yani mesela M5 bazında konuşursak bunun Fuji tarafındaki karşılığı XT10 serisi oluyor. Şimdi 20'ye geçti herhalde. Sony'de açıkçası şunun tam bir karşılığı yok profesyonel serinin. Bu yani 6500'ler ikisinin arasında bir yere geliyor. Hı-hı. Hatta videoyu koymazsan bence daha çok M5'in karşılığına geliyor. Çünkü burada doğrudan gerçi 6500'de yalıtımlı gövde var galiba değil mi? Ya 6500'den ziyade onların prosu A7 serisi biliyorsun full frame'de evet. Takılıyor Sony. Bunun da bence ergonomik ile ilgili sıkıntıları var yani o kadar ergonomik değil gövdeleri. Ya Sony her şeyi küçültmeye çalıştığı için dediğin gibi bunun tutuşu yok onlarda. O grip hissiyatı yok. O, ama evet. İşte görüntü kalitesi, işte full frame olması onlar sattırıyor. Bir ara düşündüm zaten. Mesela burada ona gidelim yani. XT2, Olympus EM1-2 ve hani çok alakasız olacak. Hepsi zaten biraz daha farklı gruplarda. A7R2 düşündüm sonunda. A7R2 niye almadım? Niye almadın? Klasik bir şekilde görüntü algılayıcımız büyüdüğü için lenslerimiz büyüyor. Hı-hı. Ağırlık büyüdü çok diyemeyeceğim. Onları bir şekilde ayarlıyorlar. Yani biraz daha gövdeyi çok metal kullanmıyor falan. Ama her şeyi kaliteli yaparsan orada gene ağırlık şeyi geliyor tabii. Zaten penaltısı. Burada hala küçük lens istersen küçük lens avantajım var. Ama bu pro sınıfı lensler için şimdi program öncesi bir şeylere baktık. Fiyatlandırmalara baktık. Mesela 12-40 2.8'in Türkiye fiyatı şu an 3.200 lira civarı. Bunun A7R almış olsaydım 24-70 F4 var en yakını. Yakın fiyat olarak 3.500 lira. Ama F4. Ama F4. F2.8'e geçtiğin zaman birdenbire fiyat oluyor 7.450 lira. Ya, muazzam bir fark var. İki kata çıkıyor. Ve başarı. O lens çok güzel bu arada. Yani yapılmış şu ana kadar en iyi lenslerden biri. Ama o kadar da süper lens yani başarıya çok ihtiyacım yok. Profesyonel bir iş yapmıyorum açıkçası. Yani hobi için bunlar bile tabii. Çok rahat, pahalı diyebiliriz. Biraz şey, kişisel tatmin. Tabii. Zevk meselesi. Yani zamanında bilgisayar için yapıyorduk. Şu an bu uzun ömürlü şeyler bunlar. Evet, dediğin gibi yani şu seri 3 sene gidecek şekilde ürün planlamasının söz konusu. Mesela makro lense baktık. Olympus 62-8 1700 lira. Canon'un ama bayağı eski bir seri. Yani bu filmi dönemden geliyor. ISC'si 2000 liraydı. ISC yeni versiyonu o 3000 lirada geçiyordu sanırım. Tabii. Tabii Canon Olympus'ta hepsi gövdeden titreşim engelleme olduğu için gövdedeki de M1'de 4 duraktı. Mark 2'de 5.5 durağa kadar deniyor. Otomatikman lensin de titreşim engelleme olmuş oldu. Bu otomatikman şeyi küçültüyor. Lensin boyutunu küçültüyor. 45-1.8 en ucuz lenslerinden. Ama Canon da zaten 51-1.8 arasında da en ucuz lensi. Kalite daha iyileştirmişler de hani bizim aldığımız zaman plastik fantastik diyorlardı yabancılar. Öyle. Ben bir kere bir tanesini düşündüm ve anında parçalandığını şahit oldum. Bunun fiyatı ben bunlar aldım da ucuzdu. Kurlar sağ olsun bayağı bir fırlamış. 1200 lira. Ama yani gene şeyden küçük. Minnacık bir şey evet. O yani. Canon'da da 51-1.8 aslında tabii. Ondan hala küçük. Bu bir de hala biraz büyükçe bir gövde. En küçüğünü istiyorsanız Olympus'ta EM10 serisi var. Doğrudan onu alabilirsiniz. Ben hatta şey bile kaldım ya bunu almak yerine gidip en küçüğünü mü alsam. Çünkü alışınca bu sefer büyüğe bakamıyorsunuz. Yani yeri geliyor şu bile bana şey geliyor ağır geliyor bunu alışınca. Arada özlemiyor değilim. Yani sonra bir şey de alabilirim sırf gezilerde kullanmak için EM10. Ne kadar küçük o kadar iyi. Bu şeyden bahsetmedik evet. Herhalde. 50 megapiksel olayını. Ha evet bir de o var. Ha, onu da hemen ben araya koyayım. Bu titreşim engelleme sisteminin güzelliği o cadı iş diyeceğim ama o ufak bir şeyin arasında manyetik bir alanda ufak bir hareketlerle sizin hareketinize kontra hareket yapacak şekilde algılayıcı oynatıyor. Kendi içinde özel bir modu var. Yüksek çözünürlük modu diye. Orada o algılayıcı ufak ufak kullanarak ama elde değil tripod üzerinde olarak 8 tane fotoğraf çekiyor. Bunları birleştirerek 80 megapiksellik bir ham dosya. Onu da işleyerek 50 megapiksellik bir JPEG dosya oluşturuyor. Benim gördüğüm örneklerde gayet de başarılı. Yani dedik ya mesela A7, R2 neden olmadı? Yemek çekiminde ben hiç düşünmeden kullanacağım. Zaten onu da düşünerek ben sabit ışık aldım şimdi LED'li. Çünkü öbür türlü 8 kere flash patlatman lazım. Ona yetişebilmesi lazım. Sabit ışıkla bunu da
ortadan kaldırıyorsunuz. Şu an bu arada fiyatları söylerken onlar gövdenin fiyatını söyleyeyim. Evet. Ne kadar? Burası biraz neden başlayalım şimdi? Evet. Olympus. Ucuzdan başlayayım. Tamam, ucuzdan şimdi, başla. Grup olarak şey yapıyoruz. Mesela bunun Canon tarafındaki rakibi Canon 7D Mark II 6200 lira. Hı hı. En ucuzdan başlayamamışım. Sonu 6500 lira direkt rakibi değil açıkçası ama özellikle video için düşünecek olursa yani elde çekmeyi düşünmüyor zaten. Isınma konusunu da dikkate alarak ve mevcut lens seçeneklerini 6500'ün daha iyi seçenek olduğunu düşünüyorum 4K video için. 5800 lira. Nikon D500 en yakın aslında rakibi. Genel anlamda çok özellikle birbirine benziyor. 8200 lira. Olympus EM1-2 az önce baktık fiyatlara. Yani genelde 7500 lira. Bunların hiçbirinde lens yok tabi. Evet. Bunlar sadece gövde fiyatı. Çünkü artık şey çıkıyoruz biraz daha. Profesyonel seri. Yani oradan şey dinlenebilir. Ne oldu da profesyonel seri oldu? Mesela en basitinden içindeki mekanik shutter'ın ömrü 200 bin. Yani başlangıç seviyesinde bunlar 100 bin olur, 150 bin olur. Ben hiç makinemde 200 bin görmedim ama görmek isteyen olursa ki zaten alan ilk defa büyük ihtimal şey yapacaktır. O 60 kareyi tabii. Tıkır 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 silah modunda kullanacaktır. Ben o kadar seri çekmediğim için kolay kolay o miktarlara ulaşabileceğimi düşünmüyorum. Böyle yani en büyük dezavantajı çok net bir şekilde fiyat diyebiliriz. Burada şeyde not olarak belirteyim. Hiç görmemiştim. Type-C var üstünde. USB Type-C. Bu biraz şeyden alakalı olabilir. Çok yeni bir makine olduğu için. Hatta ben ilk şeyi sordum. Çünkü Olympus'un en sevmediğim yanı bu. Tamam USB tarafı, USB 2 standart ama kendi uçları hep Olympus ucu oluyor. Hı. Bu kabloyu kaybettiğiniz zaman kart okuyucusuna mahkum kalıyorsunuz. Ya da en kötü şunu yanınıza kablo taşımanız gerekiyor. Type-C. Type-C geleceğin standartı. Benim hiç Type-C ile bir şeyim yok ama. Hı. Zaten iyi olmuş. Bilgisayara giren kısmı standart USB 3.0. Evet. Peki, baktığın zaman demek ki 10 bin liralık bir masraf var. Hani bir tane evet. de iyi bir lens aldığını düşün. Bir ya da iki tane. Ben hep diyorum ki bu kadar parayı veren adam ya hani hakikaten hobisi o olacak ya da para kazanacak, o parayı geri alacak. Evet. Onun dışında bu kadar para vermeden de, bu kadar ağır taşımadan da çözümler nasıl olsa var. Yani tabii, dediğin gibi yani şundan alacağınız fotoğrafik keyfi. Hı hı. Şu an Olympus'un en küçüğü, en ucuz olan EM10'la da çok rahat alabilirsiniz. Hatta belki daha çok alırsınız çünkü evde bırakmayacaksınız, sürekli yanınızda evet. taşıyacaksınız. Hatta oradan şey diyebilirim, geçen yazın başında bir İsveç'e gittim 2 haftalık. EM1'i götürecektim ya da Fujifilm X100'ü götürecektim. X100T var. O bir de doğrudan USB'den şarj olabiliyor. Ne yazık ki bunda özellik koymamışlar. Makineyi aldım, zaten şu kadar bir kalınlığı var. Çantayı doldurdum, kıyafetlerimi, en üstte şu kadar boşluk kaldı. Oraya da onu koydum. Bir tane de hem telefonu şarj etmek için hem onu şarj etmek için o USB kablosunu aldım. Bitti. Yani bu hep şey, bu genel aslında dünyanın kuralı. Fotoğraf da aynen geçerli. Mükemmel bir seçenek yok. Siz ihtiyaçlarınıza göre bir şeyleri kazanırken bir şeyleri kaybedecek şekilde bir kendinize göre bir seçim yapmanız gerekiyor. Evet, bu arada biz bu fiyatları Türkiye'den toparlarken bu ürünler bazen yani her yerde olmasa da mutlaka bu yerlerde bulunuyor. Evet evet. Çok az gelmiş yani. O da biraz büyük ihtimalle şeydir. Fiyat nedeniyle ya. Yani fiyat, bir de insanlar Micro Four Thirds deyince otomatikman daha küçük algılayıcı, daha ucuz olması lazım diye düşünerekten daha çok EM5, EM10 tarafında kalıyor. Bu biraz daha niş tarafına kalıyor herhalde. Yani bana söylenen çok düşük bir miktar yani. Hatta ben bayağı bir satılıyor falan diye düşündüm. 50'nin altındaydı kulağıma gelen rakam. Türkiye'ye gelen sayısı. Peki Yalçın, daha işiniz bitmedi seninle gelmişken. Bir de işini aydınlatma tarafına bakalım senin de. Bakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.